Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlarda gelecek sezon transfer çalışmaları sürerken Enzo Rocco ile karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Beşiktaş yönetimi fesih ücreti olarak 700 bin euro 3 taksitle ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Bu anlaşmanın da kısa sürede olması bekleniyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Aboubakar 750 bin euroyu kabul etti. Kamerunlu forvet Porto'da kazandığı rakamın dörtte birine evet dedi. Yıldız futbolcu varılan anlaşmaya göre performansa bağlı olarak 750 bin euro da başarı bonusu alacak. Transferin resmileşmesi Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında. Porto'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet 1,5 milyon euroya imza atabileceğini belirtmişti. Siyah beyazlar 750 bin euro önerdi. Suudi Arabistan'dan da ciddi maaş teklifi alan Aboubakar 750 bin euroyu kabul etti. Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporu istendi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin son kararına bağlı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah beyazlar bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan kulübüyle sözleşmesini fesheden Joseph De Souza'yı gündeme aldı. Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra 2018 yazında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Ahli'ye giden Brezilyalı yıldız geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilirken siyah beyazlı kurmaylar oyuncuya 1 artı 1 yıllık resmi teklif iletti. Diğer yandan Beşiktaş'ta taraftarları oldukça heyecanlandıracak yeni bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlar PSG ile sözleşmesi biten 1,91 boyundaki Maxim Kopo-Moting için menajeriyle temasa geçti. Erdal Torunoğulları'nın futbolcunun menajerlik şirketiyle mail yoluyla temas kurduğu ve görüşme talep ettiği iddia ediliyor. Beşiktaş yönetiminin 1,91'lik kule forvet için nasıl bir teklif sunacağı şu an için bilinmiyor. Siyah beyazlar Moting konusunda bir ilerleme kaydedemezse Kalinic, Zeluis ve Aboubakar isimlerine ağırlık verecek forvet takviyesinin gelecek hafta içinde bitmesi öngörülüyor. Ve siyah beyazların sağ bek transferi için gündemindeki yeni isim Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin. İngiliz kulübüyle bir sene daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara hız verildi. Yönetim Newcastle'lı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirerek İngiliz ekibine bu oyuncu için 1,5 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi. Newcastle'da geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin bir gol kaydetmişti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon euroya transfer edilirken zaman zaman yedek kulübesinde kaldı. Teknik direktör Yalçın'ın ABD'li oyuncuyu çok beğendiği ve bu oyuncunun özellikle transfer edilmesi için yönetimden özel istekte bulunduğu iddia ediliyor. Siyah beyazlar dış transferde çalışmaları sürdürürken bir taraftan da iç transferde yaşanan gelişmeler var. Parma ve Genoa siyah beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan Vida için görüşmelere başladı. Yönetim 31 yaşındaki oyuncudan tekliflerden birini değerlendirmesini bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Fransız ekibi Lyon'da yıllık ücret konusunda anlaşamayan Vida'ya bu defa İtalyanlar talip oldu. Serie A ekiplerinden Parma Hırvat stoperle ciddi olarak ilgileniyor. Bir başka İtalyan takımı Genoa'da başarılı oyuncuyu transfer listesine ekledi. İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek hem Beşiktaş'ta hem de Vida'nın menajeriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Teklifi daha iyi olan taraf Vida'yı kadrosuna katacak. Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık göstermeyi düşünüyor. Ancak Vida'nın kendisine talip olan kulüplerden siyah beyazlı takımdan kazandığı miktarı istemesi işleri zorlaştırabilir. Başkan Çebi geçtiğimiz günlerde Vida'nın bizden aldığı ücrete yanaşan yok itirafında bulunmuştu. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Beşiktaş'ta gündemde en önemli isimlerden birisi Forvet ve Aboubakar. Aboubakar iddialara göre 750 bin euroluk teklifi kabul etti. Ahmet Nur Çebi de kabul ederse İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayabilir. Tabii ki Beşiktaş'ın forvet konusunda diğer adayları da var. Kalinic, Zeluis. Kalinic için Fenerbahçe'de devreye girdi ve bu Beşiktaş'ın teklifini zora sokmuş olabilir. Diğer yandan Beşiktaş'ta sağ bek için İngiliz ekibi Newcastle'da forma giyen Yedlin düşünülüyor. Sergen Yalçın da bu oyuncuyu istediği iddialar arasında. Beşiktaş'ta yeni gündeme gelen isimler ise Joseph De Souza ve
Kupo-Moting oldu. Beşiktaş'ın transfer gündemi şu an için bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.